Karşılaşması Trabzonspor'la Beşiktaş arasında Şenol Güneş Spor Kompleksi Medikal Park Arena'da oynandı. D maç Şenol Güneş, Tolga Zengin ve Olcay Şahan için farklı anlamlar taşıyordu. Takımlar stadyuma geldikten sonra koyu sohbet başladı. Trabzon'da oynanan her maç öncesi klasikleşen kol bastı seremonisi yapıldı. Yusuf Yazıcı ve Medyen'in alışık olduğu görüntüleri Beşiktaş'ın Kamerunlu golcüsü Vensan Abubakar şaşkın bakışlarla izledi. Trabzon'da tribünlerde güzel görüntüler vardı. Genci, yaşlısı, herkes dev mücadele izlemek için stadyumu doldurmuştu. Bordo mavi tribünlerin yaptığı koreografi alkışlanacak güzellikteydi. Trabzonspor'un genç yıldızı Yusuf Yazıcı seremoniye kardeşi Furkan Yazıcı ile çıktı. İstiklal Marşı sonrasında bordo mavili oyuncular Beşiktaş Yedek Kulübesi'ne yönelip Şenol Güneş ve Tolga Zengin'e başarı dilediler. Haftanın mücadelesi lider Beşiktaş'ın santrasıyla başladı. Maça hızlı başlayan siyah beyazlar 4. dakikada Cenk Tosun'un golüyle 1-0 öne geçti. Golden sonra da Trabzonspor kalesine yüklenen Beşiktaş Babel'le pozisyonları değerlendiremedi. 25. dakikada Trabzonspor'un genç oyuncusu Okay'ın şık golüyle karşılaşmaya denge geldi. Müzik 34. dakikada Portekizli yıldız Ricardo Quaresma sakatlandı ve maça devam edemedi. Oyundan çıkan Q7 hırsından yedek kulübesinde tek belini fırlattı. İlk yarısı 1-1 biten karşılaşmada ikinci yarıda hızlı başladı. 55. dakikada Oğuzhan'ın derin pasında Abubakar topla buluştu ve güzel bir vuruşla skoru 2-1'e getirdi. Golden sonra Trabzonspor rakip kaleye daha sık gitmeye başladı. Bordo Maviller önce 63'te Castillo ile skoru 2-2'ye getirdi. Bu golden 2 dakika sonra Hugo Rodaega ile bir gol daha bulan Trabzonspor 3-2 öne geçti. Müzik 74. dakikada Talisca sahnedeydi. Brezilyalı yıldız çok güzel bir frikik golüyle Onur'u avladı ve takımına beraberliği getirdi. Golü santrasını yapan Rodaega'nın orta sahadan çektiği şut üst direkten geri geldi. Her galibiyet sonrası taraftarıyla bütünleşen Beşiktaş, Trabzon'da kendini yalnız bırakmayan seyircisinin yanına gitti. Takım fazla abartmadan galibiyet sevincini paylaştı.